Evet, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hoş Burcu Hanım. Evet. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir gecedeyiz. Neler söylemek istersiniz? Yani ayağımın tozuyla tatillerimi yaptım. Londra'daydım zaten bir 5-6 aydır. Öyle hafif hafif İstanbul'a ısınmak için güzel etkinliklere, eventlere katılmaya başladım diyelim. Hoş geldiniz diyelim. Londra'nın... Ben önüme koydum ama elbisemin güzelliği kapağım. Onu alacağız finalde detayımızı. Kıyafeti soralım hatta. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Yani aslında çok çabuk hazırlandım. Yani ben çabuk hazırlanmayı seviyorum. Makyajımı kendim yapıyorum. Saçımı yıllardan beri Cemil yapıyor her şeyini. Elbiseyi de çok sevdiğim arkadaşım Suudi'ye Etun'dan aldım. Öyle. Saçlarda da bir değişikliğe gidilmiş. Çok nedir? Dikkatlisin diye. Evet. Diyorum bütün kadınların üstüne erkekler. Dikkatli bir erkek, evet, biraz rengini açtı. Bir nedeni var mı yoksa tamamen yaza? Yaz için. Harika. Londra nasıl geçti peki onu soralım. Uzun dönem, yarım sene kaldınız. Rüya gibi geçti gerçekten. Yani, çok mutluyum. Çok güzel geçti. Türkiye tatilleriniz, hemen yeni olan tatilimiz konuşuldu. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Su şakası da bugün çok konuşuldu yine. Dün benim fiskiyeyim. Yeğenim 14 yaşında ve onunla gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var. Böyle eğleniyoruz. Evet, onu da ben her sene bir tatile götürmeye çalışıyorum. Benim için çok özel bir çocuk. Zaten yeğenim olduğu için. Bir de özel durumundan dolayı ayrıca yüreğimde, hayatımda en farklıdır. O yüzden onun her sene bir mutlu olması için onunla ilgili özel olarak bir etkinlik düzenliyorum, onun zeyince. Bu sene de onunla beraber gemi yaptık. Hatta bir eski partnerim de oradaydı. Böyle güzel bir tatildi yani bir haftalık. Uzun zamandır sizi bir erkekle göremiyorduk. Yeğeninizle görmüş olduk aslında. Yok, yeğenimle çok görüyoruz. Peki, var mı yeni projeler? Şimdi İstanbul'a döndünüz. Muhtemelen projeler için geldiniz diye düşünüyorum. Evet, menajerimin zoruyla geldim. Yani tabii hani okuduğum işler var. Heyecanlandığım şeyler de var. Bakalım Allah'ın izniyle en güzel olsun diyorum. Peki, neler yapacaksınız? Yazın tatile devam edecek misiniz? Evet, yarın İtalya'ya gidiyorum. Bir haftalık daha tatilim var. Ondan sonra bakalım. Oraya kiminle? Çok sevdiğim yine bir arkadaşım. Peki o zaman. Sevdiğim arkadaşlarım. Efendim, size nasıl projeler heyecanlanıyor? Neye dikkat ediyorsunuz size gelen projelerde? Gönlün eğer heyecanlanıyorsa, kendini bir projenin içinde görüyorsan, yani o böyle anlatılacak, cümleleri dönecek bir şey değil. Yani içinin kıpır olması lazım. Oyunculukta tabuları olan bir kadın mısınız? Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim ama tabii ki de bir şey yaparken, bir şey eklederken sonrasında ne olacağını yaşadığımız coğrafya dolayısıyla tabii de düşünüyorum. Parantez içinde, Türkan Çolak anlamınız var mı? Efendim, yıl olmuş 2024. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıyafetin güzelliğini bir görelim. Bir görelim. Evet. Deniz Yıldızı tatili isim geliyor herhalde. Bitmeyen tatil. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.